44 ile tam bölünüyormuş. 44'ü çarpanlarına ayıracağız. 44 yerine 4 ve 11'i alabiliriz. Aralarında asal sayılar. Demek ki bu sayı hem 4'e hem de 11'e tam bölünüyormuş. 4 ve 11 ile tam bölünür. Yani 44'e bölünüyorsa bunları da tam bölünecek. Şimdi 4 ile tam bölünebilme sonraki basamakla alakalı. Sonraki basamak yani 4B sayısı 4'e tam bölünecek. Şöyle diyelim 4 için. 4B sayısı 4'e tam bölünecek. O halde buradaki B'nin alabileceği değerler 0 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir. Şimdi her biri için yeniden yazıyorum sayıyı. Eğer bizim sayımızın B'si 0 olursa sayımız 4A, 7, 4, 0 olur. 4 için 4A, 7, 4, 4 olur. 8 için de 4A, 7, 4, 8 olur. Evet, böyle olacak. Şimdi bu sayılar 11'e tam bölünüyor. 11'e bölünebilmenin kuralı şuydu. Art, eksi, art, eksi, art. Şimdi şöyle bir varsayımda bulunmak doğru olmayacaktır. Şimdi biz 8 aldık. A artı B'nin toplamının en büyük değeri diyor ama burada mesela biz 8'i seçtik. Diyelim ki A'mız 0 çıktı. Toplamları kaç? 8. Biz B'mizi burada 4 bulmuştuk. Belki burada A'mız 9 çıkacak. 4 artı 9, 13 çıkacak. Yani B 8 diye en büyük değer buradan çıkacak diyemeyiz. Yani bunları görmezden gelemeyiz. Hepsine bakacağız hangisinden çıkıyoruz. Buradan çıkmayacak muhtemelen ama bakacağız yine de. Ama yine de olabilir. Mesela bu 9 olur. 9 artı 0'dan 9 gelir. Burası 4, 1 olur. Buradan 5 çıkar. Burası 8, 0 çıkar, 8. Buradan da çıkabilir. Yani tahminde bulunabiliriz ama hepsini incelemek zorundayız. Gelelim şuna. Toplayalım. 4 artı 7 artı 0 eksi A eksi 4. Bu 11'in katı olacak. Şimdi şunlar zaten direkt gider. Demek ki burada 7 kalıyor. Şu A'ydı değil mi? Ben onu şuradaki, evet, bu eksi A. 7 eksi A 11'in katı olacak. Demek ki bizim A sayımız burada 7 olabilir. Eğer A sayımız 7 ise hemen toplamı da hesaplayalım. A artı B 7 artı 0'dan birinci seçenekten 7 geliyor. Bu olamayacak demek ki. Burada zaten sırf B'miz 8. Gelelim ikinciye. Şunu yazıyorum. Art, eksi, art, eksi, art. Artılar 4 artı 7 artı 4. Şurada eksi A var. Burada da eksi 4. Yine bu da 11'in katı olmak zorunda. Şunlar artı 4, eksi 4 gitti. 7 artı 4, 11, eksi A eşittir 11'in katı. A sayısının 11 olması gerekir. Rakam 11 olamıyor. Demek ki 0 olacak. A sayısı 0 olursa da olur. A 0 olursa hemen toplamı da hesaplayalım. A artı B. A'mız 0 oldu, B'miz 4 oldu. 0 artı 4'ten 4. Bu değil en büyük. Kesinlikle bu olacak. Bu 7 çıktı, bu 4 çıktı. Burası 8 artı, artık ne çıkarsa çıksın bu çıkacak. Ama biz yine de işlemini yapalım. Art, eksi, art, eksi, artı. 4 artı 7 artı 8 eksili olanlar A eksi 4 eşittir 11'in katı. Şunları artı 4 eksi 4 atıyorum. 7 artı 8 15 eksi A 11'in katı olacak. 11 olması için A sayısının 4 olması gerekir. A sayısı 4 olursa A artı B'miz de 4 artı 8'den 12 gelir. İşte en büyük değer bu.